İzlemelise kanalına hoş geldiniz. Bugün karakter analizinin ilk bölümünde Rookie Tour'u inceleyeceğiz. Başlamadan önce İzlemelise kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak Ragnarok döngüsünden bahsetmek gerekiyor ki Rookie Tour'u daha iyi anlayalım. Hatırlıyorsanız Thor'un Ragnarok filminde Ragnarok döngüsünden bahsedilmişti. Ama bunu daha detaylı olarak inceleyelim. Ragnarok, İskandinav mitolojisinin en sonunda yer alır ve kıyamet günü olarak bilinir. Ragnarok başladığı zaman ise her yerde savaşlar başlayacak, eşi benzeri görülmemiş soğuk havanın etkisi olacak, kıtlık başlayacak ve hayatta kalma mücadelesi başlayacak. Gelelim Thor'un Rooting Thor ünvanını nasıl aldığına. Ragnarok döngüsünde Asgard ve Loki savaş halinde. Fakat Thor bu savaşı kazanamayacağının farkında. Bu yüzden babasının bilgilerini elde etmek için onun izinden gitmeye karar veriyor. Mimir kuyusunda Odin Force'un fiziksel görüntüsüyle karşılaşıyor. Thor bu kuyuya gelen ikinci kişi. Diğer kişi ise Odin. Thor'un Rooking ünvanını alabilmesi için 3 aşamadan geçmesi gerek. Birincisi kurban etmek, ikincisi geçmiş zaman bilgeliği, üçüncü aşama ise rün bilgeliği. Kurban etme aşamasında babası gibi bir gözünü çıkartıyor ve Mimir kuyusuna atıyor. Kurbanımı verdim diyor. Odin Force'un fiziksel formu ise Thor'a, baban zaten bu kurbanı vermişti. Sen babanın yaptığını yaparak o bilgeliğe ulaşamazsın deyip daha fazla kurban vermelisin diyor ve Thor da diğer gözünü oyup kuyuya atıyor. Sonrasında kuyudan sular yükseliyor. Thor bu su ile yüzünü yıkadıkça 9 diyardaki bütün olayları öğrenmeye başlıyor ve ikinci aşama yani geçmiş bilgeliği tamamlıyor. Üçüncü aşama olan Rün bilgeliğinde ise Yggdrasil yani 9 diyarı birbirine bağlayan ağaca kendisini asıyor. 9 gün 9 gece boyunca zincirle asılı kalıyor ve üçüncü aşamanın tamamlanması için gerekli Rün bilgisini almış oluyor. Thor Rünleri çözdükten sonra ikinci aşamadaki geçmiş bilgiyle birleşiyor, zaman kavramındaki neler yaşanmış ve nelerin yaşanacağına dair öngörü yeteneğine sahip oluyor. Rooking Thor'un güçleri ise sonsuz bilgelik, sınırsız kozmik güç, dayanıklılık, kuvvet, Asgard krallarının gücü, süper hız, saldırı gücü, Mjolnir ile uzay zaman sürekliliğinde geçit açabiliyor. Mjolnir'i ışık hızının iki katı çevirebiliyor ve bu sayede enerji saldırılarını engelliyor. Love and Thunder filminde Rooking Thor'u anlatmaları için ilk önce Unworthy Thor hikayesini anlatmaları gerekiyor ki Jane Foster Thor oluşuyla bu hikayeye girecek yerdir. Daha fazla karakter analizi videoları istiyorsanız İzlemelisin kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.